Herkese keyifli seyirler. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün. Merkez orta sahaya yoğunlaşacağız ve kadro mühendisliğinin 3. bölümünü sizlerin huzuruna sunacağız sevgili dostlar. Biliyorsunuz ilk bölümde kadro mühendisliğinde genel bir yayın yaptık ve birçok oyuncuyu inceledik. Kiralıklar da dahil. İkinci bölümde Bafétimbi Gomis yoğunluklu bir santrafor bölgesine kafa yorduk ve bu bölümde de merkez orta saha dediğim gibi ve merkez orta sahada Galatasaray ile ismi anılan ve Galatasaray'a yakın olduğu iddia edilen Ross Barkley'i sizler için mercek altına alacağız. Bu videoda Ross Barkley kimdir, nasıl bir kariyeri var ve teknik analizi olmak üzere 3 bölümde güzel, hızlı ve umarım sizler için keyifli bir yayın olması dileğiyle diyelim. Ross Barkley 5 Aralık 1998 yılında Liverpool'da dünyaya geldi. Merseyside'da iki önemli takım var ve genelde onlar oynayınca Merseyside derbisi deniyor. Bu takımlardan biri tabii ki takdiriniz Liverpool, bir diğeri ise Everton. Everton da çok büyük bir futbol kulübü. Özellikle o bölgede ve Ross Barkley Everton'da futbol hayatına başlıyor. 2011 yılında profesyonel imzayı atıyor ve daha sonra birçok takıma kiralık geliyor. Ta ki 11 Şubat 2013'e kadar Leeds'ten Everton'a geri dönüyor ve 2013-2014 sezonundan Chelsea'ye gidene kadar 2017-2018 sezonu hariç, çünkü orada bir sakatlığı oluyor, onu konuşacağız. Chelsea'ye gidene kadar gerçekten de Everton'ın değişilmez oyuncularından oluyor. Milli takıma kadar yükseliyor ve hem kütlesi hem işte fiziksel yapısı hem de bu yapıya biraz aykırı oyun tarzıyla göze batan bir oyuncu oluyor. Peki şöyle bir transfer hikayesine bakalım. 2017-2018 sezonunda 5 Ocak 2018'de Everton'dan Chelsea'ye 16.8 milyon euroluk bir bedelle transfer oluyor. Yalnız onun beklentisi, yani transfer beklentisi çok daha yüksekti ondan önceki senelerde Ross Barkley. 2017-2018 sezonunda futboldan yaklaşık 180 gün, 200 gün ayrı kaldı ve hem istatistik yapamadı, hem süre alamadı, hem de gözden düştü. Bu Ross Barkley'i çok mutsuz etti. Bir uyluk sakatlığı vardı. Bundan dolayı Chelsea çok iyi bir fiyata aslında Ross Barkley'i almış oldu. Peki Chelsea'de ne yaptı? Chelsea'de de iyi sezonlar geçirdi Ross Barkley. Örneğin 2018-2019 sezonunda 48 maça çıktı. 2750 dakika yaptı. Ve daha sonra 2019-2020'de 1700 dakikayla 10 gol katkısı yaptı. 31 maça çıktı. Yani şunu da söyleyelim. Chelsea'den de bir Aston Villa yaptı. 30 Eylül 2020'de Aston Villa'ya gitti ve Aston Villa'da şöyle 2020-2021 sezonunda ne yaptı onu da söyleyelim. Çünkü iyi rakamlara orada da imza attı. 27 maça çıktı. Şu anki tabii ki rakamına göre iyi rakam diyebiliriz. 5 gol katkısı yapıyor ve 1700 dakikayla ama an itibariyle, yani bu sene Ross Barkley çok fazla maça çıkamadı. 400 dakika civarında bir dakika yapıyor ve totalde 12 maça çıkıyor. Thomas Tuchel de Ross Barkley'i kadro planlamasında düşünmediğini zaten bu kış transfer döneminden önce kendisi zikretti. Hem sportif yönetim hem de basına sızan haberler olarak söyleyebiliriz. Geçelim teknik analize. Bir kere her şeyden önce Galatasaray merkez orta sahasına baktığımızda Ross Barkley'nin partneri Çıkıldağ ve an itibariyle Erik Pulgar olacak. Doğru bir blend, doğru bir mix olur mu? Evet, olabilir. 1-6-2-8 numarayla oynayabilirsiniz. Ross Barkley aynı zamanda geri çizgiden oyun kurma özelliği de olduğu için orada Çıkıldağ'ı biraz daha efektif öne doğru kullanabilir. Bu arada Ross Barkley'nin birçok özelliği de bir serbest 8, yani 8.5 numara dediğimiz o serbest 8 özelliği de olabilir ve Çıkıldağ ile bir forma rekabetine de girebilir. Tabi hep aklımızda yerli sınırı var. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Emre Kılınç olunca ve merkez orta sahada yabancı oyunculardan oluşunca, zaten savunma dörtlüsü yabancı, kaleci de yabancı. Yayının adı kadro mühendisliği olduğu için bunları konuşalım. Şu anda Galatasaray'ın 15 yabancısı var. Tabi Omar'a da lisans çıkartılacağı konuşuluyor. Yani 15 yabancı, bir yabancı daha transferi. Öyle olunca en az 2 oyuncunun lisansının bir şekilde askıya alınması ya da transfer kontratının ötelenmesi lazım. Bu da kadro mühendisliğinde düşünülmesi gereken bir şey. Hemen kısa
kısa kısa teknik analize geçiyoruz. Ross Barkley'nin her şeyden önce ceza sahası yayı önünde, oralarda 25-30 metrede çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Çünkü şut özelliği var ve kalçadan etkili şutlar çıkarabiliyor. Topla dribling ve dribling sonu şutlar yapabiliyor. Pas oyununda ben de varım diyor ve oyun görüşü çok iyi. İki direk arası koşularla ceza sahası içinde sayısal üstünlük sağlıyor. Bu özelliği Çıkıldağ'a benziyor ama tabii daha sağlıklı olduğu için biraz daha fazla alan kaplama ve ister istemez de reboundları daha fazla alıyor Çıkıldağ'a göre kıyasladığımız zaman. Evet, ikili mücadelelerde çok güçlü. Zaten kütleli bir oyuncu. İkili mücadeleler çok güçlü. Hem kütleli hem güçlü bir oyuncu ve hızlanabiliyor. Hani kütleli bir oyuncu hızlanabildiği için izlemesi de bence çok zevkli oluyor. O yüzden göze hoş gelen bir oyun tarzı, bir aurası var. Geri çizgiden oyun kurabildiğini zaten sizlere söylemiştik. Yani ister istemez 6, 8 ve 10 numara olarak kullanabiliyorsun. Yani ideal bir ön libero mudur? Yok, tartışılır. Daha çok topla ilişkisi iyi olan, topsuz oyunda da mücadele eden ama yani böyle bir ön libero, bir 6 numara, daha doğrusu bir defansif orta saha diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Evet, iyi top saklar, hem kütlesinden hem de güçlü olduğu için iyi top saklar, topla rakip arasına girer, sırtı dönük de top alabilir, sırtı dönük top alması merkez orta sahada önemli ve delici orta saha özelliği vardır, boş alan bulursa driplinge çıkar sevgili dostlar. Ama bu yaptığımız teknik analiz hazır bir Ross Barkley. Şu anda Ross Barkley hazır mı? Hayır, değil. Hem fiziksel olarak hem mental olarak hazır bir Ross Barkley gerçekten de fark yaratır. Ama Ocak ayında da direkt hazır, skor yapmış, süre yapmış bir oyuncuyu almak gerçekten de çok zor. Bu riske girilmeli mi, girilmemeli mi? Bu oyuncunun kontratına ve tabii ki şu anki motivasyonuna bağlı. Eğer motivasyonu tekrar milli takıma çıkıp ya da Premier Lig'e tekrar geri dönmekse doğru bir transfer olabilir. Yüksek motivasyonuyla düşük fiziksel özelliğini yukarı çıkartabilir Ross Barkley sevgili dostlar. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Tabii ki canlı yayınlarımızda ve daha sonraki yayınlarda eğer bu haber sıcaklaşırsa çok daha detaylı bir analiz yaparız. Kadro mühendisliğine verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Oynatma listemizin adı Hikaye Futbol. Çok da emek harcıyoruz ama beğenilerden dolayı devam etmek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili açıp bir beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Futbol biz sizlerle büyüyor. Beğeni desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, bu yayın yine her zamanki gibi Media Design ekibimizin direktörü, başkanı Erhan Kulaksız tarafından edit edildi. Lütfen Erhan Kulaksız'ı da YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyada varız. The Football Biz, Twitter ve Instagram. İkisini de takip ederseniz çok mutlu oluruz. Haber, analiz ve yorum paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, futbolla kalın. Hoşça kalın.